Bugün teknoloji dünyası için önemli bir yerde Max Teknoloji Merkezi'nde Vodafone Business Cloud Day'deyiz. Yani bulut etkinliğindeyiz ve yanımızda Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu var. Açılış konuşmanızı dinledik. Çok da keyifli bir panel oluyor. Sizin için nasıl geçiyor? Üçüncüsünü düzenliyorsunuz Cloud Day'in, bulut etkinliğinin. Ne gibi yenilikleriniz var? Onları sizden dinleyelim istedim. Evet, gerçekten çok keyifli geçiyor. Bugün burada bizimle birlikte olan bütün müşterilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadılar. Bugün burada 500'den fazla hem iş ortağımız hem de müşterimiz var. Onlarla birlikte olmak bize mutluluk veriyor. Biz şu anda Vodafone Business olarak bulut teknolojilerine, siber güvenlik altyapılarına çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Geçtiğimiz yılda %200'ün üzerinde bir büyüme kaydettik. Şu anda Türkiye'deki önemli oyunculardan biri haline geldik. Türkiye'de 4 tane veri merkezimiz var ve bu veri merkezimizde Türkiye'de yerleşik bir şekilde biz kendi altyapılarımızdan bulut hizmeti sunuyoruz. Ama tabii ki bununla yetinmiyoruz. Bu ilk yolculuğa çıktığımız gün yaptığımız yatırımın sonrasındaydı. Şimdi nelere yatırım yapıyoruz? Özellikle bu sene ağırlıklı olarak bulut tarafında kamuda büyük bir dönüşüm içerisinde. Regülasyonlarda değişimler söz konusu oldu. O yüzden şu anda kuruluşlarımız da daha fazla bulut ortamlarını kullanabiliyor olacaklar yeni yapılandırmalarla birlikte. O yüzden şu anda kamuya özel bir bulut altyapısı kuruyoruz. Bir diğeri de finans sektörü. Finans sektörü içinde verinin Türkiye'de tutulması çok önemli, regüle edilen bir sektör. O yüzden şu anda finans sektörünün bütün denetimlerini tamamlayıp regülasyonları da geçmiş bir şekilde bir özelleştirilmiş bulut ortamı da finans sektörü için yapacağız. Bunlar çok önemli iki yatırımımız. Bunun haricinde veri merkezi kapasitemize her geçen gün yatırım yapıyoruz. İstanbul'da, İzmir'de ve Ankara'da veri merkezlerimiz vardı. Bu yıl özellikle İzmir'e 100 milyon doların üzerinde bir yatırımla Damak'la, Edgenex'le birlikte bir iş ortaklığı duyurumuz oldu. 4 megawattın üzerinde bir veri merkezi yapacağız. 2025 sonları, 2026 başı gibi de orada ilk müşterilerimizi almaya başlayacağız. Bu da Türkiye'ye yapılmış önemli büyük yatırımlardan bir tanesi son dönemde. Diğer bir tanesi de özellikle hem kamunun dönüşme isteğinden, vizyonundan dolayı hem de İstanbul'daki büyük şirketlerimizi bir ikinci sistem olarak Ankara'yı her geçen gün daha fazla değerlendirmesinden dolayı Ankara'ya yatırım yaptık. 500 milyon TL'nin üzerinde de bir yatırımı Ankara'ya yaptık. Şu anda da Ankara'da var olan veri merkezimizin kapasitesini çok daha yüksek bir noktaya getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de oradaki yatırımlar da devam ediyor olacak. Diğer en büyük yatırımı da insana ve teknolojiye yaptık. Şu anda da 250 çalışanın üzerine çıktık. Hem Microsoft, hem Google, hem VMware birçok teknoloji konusunda en üst düzeyde sertifikalara sahip personel artık Vodafone Business bünyesinde. İnsana yaptığımız yatırım da bizim için çok önemliydi. Peki, ben bir araya girmek tabii istiyorum. Teknoloji kısmında açılış konuşmanızda da bahsettiniz. Yapay zekanın büyümesi bu bulut sektörünü de yani buluta geçişi de aslında hızlandırıyor demiştiniz. Burayı da biraz açar mısınız? Yapay zeka ile ilgili de çalışmalarınız var mı? Doğru. Nasıl bir bağlantı var ikisi arasında? Bunu da bilmekse süper olur. Şimdi AI tarafında akıllı zeka, yapay zeka algoritmalarının çalışması gerekiyor. Şu anda Türkiye'deki her şirketin, büyük ya da küçük hiç fark etmez, bu yapay zeka algoritmalarını çalıştıracak o computing power dediğimiz bilgisayar gücüne yatırım yapması ve sadece kendi için kullanması imkansız. Şu anda işte bu mikroçiplerle birlikte, akıllı çiplerle bunlar yapıyor. Ve bu yüzden de daha fazla firmanın eğer AI, generatif AI kullanmak istiyorsa bulut teknolojilerini mecburen kullanması gerekiyor. Bulut olmadan gelişim çok zor diyorsunuz. Zor. O yüzden Türkiye olarak geride kalmak istemiyorsak kurumlarımızın regülasyonlarını, gizlilik tarafındaki gereksinimlerini tamamlayıp bir an önce kendi bulut stratejilerini belirlemeleri lazım. Yoksa AI kullanımı mümkün olmayacak. Bulut AI'ın mümkün kılan en önemli kaldırıcı etkisi olan teknoloji. AI yapmak istiyorsak buluta verilerimizi taşımamız ve uygulamalarımızı bulutta çalışır hale getirmemiz çok önemli. Teşekkürler. Bir de bulutun tabii ki yani daha doğrusu veri depolamanın genellikle
hep siber güvenlik endişesi oluyor. Doğru. İnsanlarda ve şirketlerde. Sizin bu konuda yatırımlarınız ve girişimleriniz var mı? Evet. Şöyle şimdi veriyi birden fazla veri merkezinde depoluyoruz. Sonrasında da bu veriyi artık sadece ofis çalışanlarımız değil, hibrit çalışma modelinde herkes veriye her yerden ulaşıyor. Bu da aslında neyi gerektiriyor? Veri her yerde çoklanmış durumda ve çalışanlar da her yerden ulaşıyorlar. O yüzden her katmanda hem iletişim katmanında yani o veriye ulaşırkenki iletişim network katmanında hem de verinin saklandığı yerlerde siber güvenlik yatırımlarının da en üst seviyede olması lazım. Biz son 1,5 yıl içerisinde buraya da çok ciddi bir yatırım yaptık. Ankara'da konumlandırdığımız bir 7/24 hizmet veren siber güvenlik operasyon merkezi kurguladık. Şu anda müşterilerimizin uygulamalarını izliyoruz. Olası bir saldırıda, atakta hemen müdahale ediyoruz. Hatta saldırı olmadan da bir zafiyet taraması, herhangi bir açık yer var mı diye de sürekli müşterilerimizin zafiyetlerini tarıyoruz. Bu merkezimizde de şu anda yüzlerce müşterimiz oldu. Uçtan uca bir operatör olarak da hem iletişim bacağını hem veriyi sakladığımız veri merkezi bacağını uçtan uca verinin dolaştığı her yerde siber güvenlik çözümlerimizle hizmet veriyoruz. Yani aslında veriyi depoluyorsunuz, buluttan kullanıma imkan tanıyorsunuz. Aynen. Ve bunun güvenliğini sağlıyorsunuz. Komple bir çözüm diyebiliriz. Evet, buna. Doğru. Çok güzel açıkladınız aslında. Bizim amacımız da her ölçekten hem KOBİ'mizin hem de büyük işletmeleri uçtan uca teknoloji ihtiyaçlarını sağlayacak onların yanındaki teknoloji iş ortağı olmak. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.